Merhabalar efendim, iyi bayramlar. Bayram yaklaşırken haberleşildi. Oğuz abi bir bayram özel programı yapar mıydı? Dilek Türkan ve Bekir Ünlü Ataer geleceklerdi. Oğuz abi tabii ki ooo deyip kabul etti. Ve NTV Radyo stüdyosunda buluşuldu. Dilek Türkan ve Bekir Ünlü Ataer, hoş geldiniz NTV Radyo stüdyosuna. Hoş bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz her şeyden Biz önce. aslında bir girizgi hazırlamıştık ama Saadettin Kaynak'tan. Öyle mi? Onu... Buyurun. Hoş geldin evimize, şir oldun dilimize, bayram gecesi, bayram gecesi. Ne güzel, iyi ki böyle bir beste var değil mi? Evet. Şöyle başlayalım. Kasvetli bir dönemden hakikaten geçtik, geçiyoruz. Bu sizleri de etkiledi herhalde sanat çalışmaları açısından. Çok. Ne dersiniz Dilek Hanım? Kimi etkilemedi ki? Yani her açıdan etkiledi. Manevi etkisi çok daha fazla tabii. Ve biz aslında bu sistemin içinde olmayan insanlar olarak, yani hani akan bir sistem var ve biz orada akmıyoruz aslında. Biz biraz daha onun dışında böyle o patikanın kıyısında, evet, yanında orada bir şeyler yapıyoruz. Buna rağmen çok etkilendik. Bir kere üretim açısından en çok insanı etkiliyor. Hep bir şeyler yapmak için heyecana ihtiyacınız var ve desteğe ihtiyacınız var. Ve bu en çok da moralle oluyor. Moraliniz ne kadar yüksek olursa o kadar çok üretmeye yaklaşıyorsunuz. Bu noktada peki yapıyorum, niye yapıyorum, neye yapıyorum? Çünkü yaptığımız müzik toplumsal bir müzik değil. Geleneksel bir müzik ya da işte bugün yapmaya çalıştığımız modern bir müzik, o da biraz daha artık aşka, ayrılığa, sevgiye hitap ediyor. Halbuki bugün toplumsal bir şey yaşıyoruz ve bence biraz daha bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Biraz daha buna konsantre olmamız gerekiyor ve belki de Türk müziğinin bu geleneğin içine toplum biraz daha katmak gerekiyor. Ben şimdi bu noktadayım aslında. Bunu ilk defa duydum gerçekten. Sağ olun, var olun böyle bir fikir için. Farklı bir bakış açısı. Evet, gerçekten öyle. Bekir'in programı nasıl etkilendi bu? Benim çok sezon etkilendi. Aslında. Ben bir de çok gerçekten bu dönemde, yani 15 Temmuz'dan sonra yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu, yani manevi açıdan, duygusal açıdan çok önemli olduğunu anladım. Çünkü çok etkilendim. Ve o dönemden sonra uzun süre elime bir tane nota alamadım. Yani bir şarkı geçmek istedim, okuyamadım. İçimden gelmedi. Çünkü o kadar farklı şeyler gelişti ki bir anda bambaşka bir konjonktür oldu. Bir anda her şey alt üst oldu. Ama çok şükür ki bir iklimin içindeyiz. Yani bu o musikinin yarattığı iklim bize bir şekilde nefes aldırıyor. Ve o bir tarih konserimiz vardı. Geç çok yakın bir zamanda Ruhban Okulu'nda bir konser verdik Dilek'le beraber. Tamburi Cemil Bey'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Adalar Vakfı ile Türk Müziği Vakfı'nın tertip ettiği bir konserdi. O bizi tekrar bir araya getirdi. Katılım da çoktu. Sonra dedim ki ya ümitsiz olmamak lazım. Evet. Yani Dilek'in dediği gibi o toplumun o şeyini gördük. Yani bir bizim için bir can simidi aslında müzik. Yani biz ne kadar bunu kabul etmesek demeyeyim, günün şartlarında unutulsa da, biraz göz ardı edilse de, öyle bir zaman geliyor ki hani nasıl oksijene ihtiyacı vardır insanın. Evet. O bir anlamda bizi nefes aldık ya. Yani. Doğru, aslında bu çok konuşuldu. Birçok konser veya etkinlik iptal edildi ama yani bir tartışma konusu. Hakikaten o çok önemli. İnsanların biraz da hayata bağlayacak bazı şeylere ihtiyacı var. Bunların en güzellerinden biri müzik. Belki olabilirdi yani. O cesaret ortaya konsaydı belki daha da iyi olurdu. Evet, o dediğiniz gibi cesaret orada çok önemli. Ve duruş aslında. Çünkü bir nevi tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Evet, tepkiyle. Aslında gelin. Siz de ona tepki veriyorsunuz ve bu hani iki eksi kutubun böyle birbirine hani çarpışması gibi. Evet. Gibi. Hani bir tarafın, ya da çarpışmaması gibi, iki mıknatısın bir araya gelip. Aynen, hani bir tarafın bir geri adım atması gerekiyor hani matematiksel olarak. Ama bence müzik ve sanat her haliyle, her evet, şekliyle toplumların üzüldüğü noktada çok en ön evet, plana şifa bence. Şifa olmalı. Ben şifalı bir şey olduğuna ve inanıyorum. Bunun için direnmek lazım. Evet. Aslında sanatçılar olarak direnmek lazım. Bir de direnişin de simgesi lazım oluveriyor. Evet. Yani aslında bir de normal şey, hayat.
Oğuz abi bu psikolojik bir şey. Yani sonuçta bir travma yaşadık biz 15 Temmuz'da. Evet. Ciddi bir travma yaşadık. Ve bu artçıl bir şekilde insanlar artık sürekli olumsuzluk ve motivasyonun düşmesi daha çok çığ gibi büyüyen bir şey. Burada kültür sanat çok önemli. Yani bizim buna daha çok ihtiyacımız evet. var. Yani inadına konser vermeliyiz. İnadına üretmeliyiz. Doğru. İnadına söylemeliyiz. Ha, konuyu yakaladım ben. Devam ederiz gerçi aslında ama neyse. Tabii şarkılar, icralarınızdan şarkılar seçtim. Her iki yanı da var bunun. Bir içinden geçtiğimiz dönemin havası da olsun dedim. Bir de bayram sevinci de olsun dedim. Önce düetlerinizden biri. Çok tatlı bir programınız vardı. Dilek Türkan'ın programıydı belki de. İnce Saz ve... Evet, benim konuk olduğum programdı. Evet, Bekir Ünlü Ataer konuktu. Oradan bir şarkı. Neveser Kökteş, vazgeçemediğimiz diyorsun evet, orada. Onu da sorarım ama önce bir şarkıyı dinletelim. Düet çok tatlı. Yaklaşık 7 yıl önceden bir kayıt. Evet. Bekir Ünlü Ataer kıvırcık saçları koyuvermiş orada. Bir de o boynunuzda bir şey vardı. O yok şimdi. Aa yok duruyor galiba. Yok şu an yok yanımda. Yok. Evet, evet. ondan sonra at kuyruk saçları var. Ya benim çok uzun, sade. Benim kadar saçlarım var. her zamanki gibi sade ama çok tatlı bir icraydı o programdı. Oradan Hicazker o şarkıyı seçtim. Biz de hatırlamış olacağız. Belki de hiç dinlemedik. Allah aşkına. Olabilir. Ben de şimdi düşünüyorum. Neveser Kökteş. Hani ben şu an ne bekliyorum biliyor musun abi? Merhem koyup beraber okumuştuk Saadettin Kaynağı. Evet, o da çok tatlı. Bestesi. Ama bunu seçip... Neveser hangi ne okudum falan diye düşünüyorum. Evet, hatırlamıyorum evet. şu an. Çoğu şey tabii aslında bunlar kayıt olmadığı için hani albüm kaydı olmadığı için konser kayıtları ve birçok şey var bu şekilde. Hani meraklısı açıp YouTube'dan indirip dinleyebiliyor ama hani biz merak edip de Bekir'le biz ne yapmıştık diye hani girip bakmadığımız için. Ben de yapmam biz biliyor musunuz? Aslında kendi bize. Programlarımı uzun boylu öyle açıp seyretmem. Ve bazen... Aslında yapmamız lazım. Ne yaptık, ne ettik, kesinlikle nereden? Yapmak gerekiyor. Ben yapıyorum artık onu ya. Öyle evet. Yani... Aynı şekilde bazen ben de artık yapmaya başladım. Çok doğru büyük bir ders gibi. Oluyor aslında. Tabii. Dinleyelim. Yani eleştirel de bakmak evet. lazım. O anlamda tabii da eleştirel. Çok faydalı oluyor. Bir dinleyelim. Çok hakikaten tatlı bir icra. Bestenin çağrısına uygun, kıpır kıpır. Böyle nehir gibi akıp giden bir icra olmuş. Seke seke koşturuyorsunuz. Dilek Türkan, Bekir Ünlü Ataer, Neveser Kökteş'in Hicazker eseri, Gül Dalında Öten Bülbülün Olsun. Sen beni kollarına
5. yıl konseri. Evet. Macar Radyo Senfoni Orkestrası'yla bir konser. Çok etkilendim. Bir kere şu kadarcık bir Türk sanat müziği aletinin koca senfoni orkestrasını arkasından sürüklemesi beni çok duygulandırmıştı. Evet, Kemençe'de Derya Türkan vardı orada. Ve orada o İcra çok çok tatlıydı, çok sağlamdı, güzeldi. Necip Celal Andel'in Mazi Kalbimde Yaradır. Yani Dilek Türkan'la neredeyse bir anılan bir tango bu. Üstelik de 2008 yine yanılmıyorsam, işte Tango 28, o Tango 28'de yazılmış ilk tango, Türk tangosu. Evet, kayıtlı ilk tango. Ve 80 yıl sonra. Hatırlıyor musunuz o konseri? Hatırlamaz mıyım? Benim için bir ilkti aslında o konser. Hayal ettiğim bir şeydi. Büyük bir orkestranın önünde, senfoni orkestrasının önünde şarkı söylemek. Ama hayatımda hep bu birçok defa başıma geldi aslında. Sihirli bir şey bana dokunuyor ve hani çok heyecanlandığınızda hiçbir şey hatırlamayabilirsiniz. Bende tam tersi oluyor. O kadar an bir an yaşıyorum ki onu ve hani böyle gayet dışarıdan izliyormuş gibi. Hani böyle bedenimden böyle birkaç santim yukarıya çıkıyorum. Evet. Ve onu bir yandan izliyorum ve zevkine varıyorum gerçekten onun. O da o günlerden biriydi. İlk tecrübeydi benim için. O, önemliymiş. Bunun heyecanı olmasına rağmen bir yandan da enteresan bir şekilde işte o dediğim şeylerle, destekle, o sihirle çok farkına vardığım bir gece oldu. Ve Kaçsam Bırakıp şarkısıyla Mazi Kalbinde Bir Yaradır şarkısı gerçekten o geceden sonra dilden dile dolaşmaya başladı. Yani biz onun albüm kaydını yaptığımız halde ne bu kadar duyuldu, ne bu kadar fark edildi, hep meraklısı tarafından bilindi. Ama o gece tabii ki TRT'nin de canlı yayınlaması sebebiyle çok büyük ihtimalle. Bana sadece DVD kaydı geldi. Ben de oradan çektim bunu. Ve az önce de sizin ekibinizle dışarıda böyle çok güzel sohbet ediyoruz yayına girmeden önce. Bu bize bahşedilmiş bir şey gerçekten. Çok büyük bir şans. Evet. Nedir bu? Tabii ki öncelikle verilen. Hani bizim bugün yapmaya gayret ettiğimiz işte biz noktaya getirmeye çalıştığımız sesimizle kattığımız işte o değer ya da şey neyse o. O bize verildi ve biz onu hani bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz şu anda. Hiçbiri bizde değil. Bizden başka birilerine bulaşacak, gidecek falan filan. Bu devran böyle dönecek. O gece için hiçbir şey yapamamasına rağmen benim isim dahi yoktu. Yani benim adım dahi yer almadı. Bir taş attım konser... neler işitiyorum valla. Ne evet. Çok önemliymiş demek. Hayır şunun için söylüyorum. Evet. Konser programının içinde hatta yönetim kurulu başkanı bana İngilizce teşekkür etti. Hadi. Yani çok benim güzel. Türk evet. olduğumu dahi hani şey yapamadı o anda. Oo. Hani çünkü hiçbir isim yok falan filan. Fakat müzik adına bence çok önemli bir geceydi. Ve gerçekten önemli olan o. İsmin hiçbir önemi yok. Yani vardığı noktanın ne olduğu önemli. Orkestra çok çok başarılı. Hiçbir reklam ve şey yapılmadan o gece dillere destan oldu. Ve hiçbir YouTube'daki program kadar tıklanmadı. Başka hiçbir şey o kadar tıklanmadı. Bir kayıt var ama çok kaliteli değil ama gene de çok çok hoş.
Dinleyelim o zaman. Mazi kalbimde yaradır. Demek ki ne kadar önemliymiş o kayıt. Evet. Ben çok beğenmiştim. Hatta oğlum rockçıdır. İzlerken ona götürdüm. Şunu bir dinle bak ne güzel. Hani bütün bir kaydı. O da böyle çakıldı kaldı. Hani ya babayım tamam kırmayayım. Bir 30 saniye babam istediğini yapmaması. Ha güzelmiş baba demedi yani. O da böyle takıldı kaldı. İşte Necip Celal Andel'in o güzelim tangosu. Dilek Türkan yorumu. Mazi kalbimde yaradır ve Macar Radyo Senfoni Orkestrası. Evet. Atayır'ın en çok etkilendiğim icrası, içinde gazelin olması tercih sebebim tabii ki. Önce bir sorayım, gazel, Bekir Ünlü Atayır bu alan üzerinde epey çalışıyor. Ya çalışıyorum, evet. Evet. Gazel, aslında şu anda elimizde en büyük hazine işte mevcut kayıtlar. Yani gazeli birebir böyle meşk etme şansımız çok olmuyor. Çünkü o dönemleri bir dönemin şey icra şekliydi. Ama en büyük avantajımız şu an ciddi anlamda belki o dönem bile ulaşamayacağımız insanlara kayıtlar vesilesiyle ulaşıyoruz. Ve
çok yakın takibi aldım. Bazı birkaç isimler var mesela. Hala böyle Hafız Kemal'in o kıvraklığını, o tereyağından kıl çeker gibi ki o melodik nameleri, işte aruzu çok iyi kullanması falan. Bu tabii çok uzun soluklu bir yol. Biz bir bulaştık. Yani şöyle bir bismillah dedik, o kapıyı bir açtık ama gerçekten de ucu bucağı olmayan bir icra şekli. Çok üzerinde çok çalışılması gereken bir alan. Tabii ki Münir Nurettin Selçuk etkilendiğim üstadlardan. Safiye Aylan'ın dün kayıtlarını dinledim. Enteresan gazel tavrı var mesela. O da çok, Dilek evet. çok takip ediyor. Çok çeşitliliği olan bir alan. Ya farklı tarzlar da bir şekilde dinleyip ediniyorum ama kendisi, bir çeşit de meydan okuma aynı zamanda. Öyle yani tabii şarkı gibi değil bu. O başka bir boyutta. Oradaki hani farkındalığın artık böyle tamamen gerçekten üst noktası yani. Şarkıda çünkü belli bir disiplin var. Yani bellidir. Yani trafiği bellidir. Ama gazelde ne olacağı hiç belli olmuyor. Ne kadar önden bir çalışma yapsanız da, bir kroki çizseniz de o perdeleri üst noktalarda taşımak, onu devamlılığını sağlamak biraz zahmetli oluyor. Özellikle ruhban okulunda açık havada oldu mu yine? Yaşıyoruz. Yani evet. Bir toz kalkmadı çok şükür de. Öyle bir toz kalkmadı. Çok komik bir anekdot ve tam bayram coşkusuna uygun olacak galiba. Şimdi konserdeyiz. Alsam Adanın Dilberi'nin arasında mı söyledi? Evet sonunda. Ve işte beraber sonunda sevdim seni ey iş ve bazı birlikte söylüyoruz ve sonra gazele girdi Bekir. Hani ben de ayaktayım. Evet. O gazel okuyor, söylüyor. Sonra bir anda bana döndü. Hadi buyur yaptı. Hayır, biz Heybeli'de. Son eser. Heybeli'de her gece Mehtap'a çıkardık. Onun da meşhur gazeli var. Doğru. Ya şimdi bazı gazeller de zaten bestelenmiş şekliyle onu biz de icra ediyoruz. Yani ufak küçük bir şeyler katıyorum içine ama tabii. Yani üstad öyle bir okumuş ki ya al değil mi? Al sen de oku bakayım falan der gibi. Evet. Şimdi Dilek de çok onun da maşallah tiz perdeleri bayağı bir gelişti. Bekir'in akordundan söylüyor. Yani benim beraber aynı akordundan söylüyoruz. Çünkü o hani çok boğulacak. Kadın sesi hani bilmeyen izleyiciler, dinleyiciler için küçücük böyle aktaralım. Hani kadın ve erkek sesinin çok şeyi farklı, oktavları farklı. Ve ikisi farklı yerlerden şarkı söylüyor. Bir erkeğin kadına uyması demek ses anlamında çok pes seslerden söylemesi demek. Biraz önceki icrada öyleydi yani. Ama ya şimdi kadın de, daha evet. tizlerde söyleyecek ve onunla ortak noktada buluşacak ki biz öyle yaptık. Bir de meyanda bayağı bir coştu Dilek. Yani baktım önce pesten okuyacaktı. İşte son seslerinin baktım o da okuyor. Ben de gazelde böyle yaptım. Gazelde elini uzattı bana. Herkes gülmeye başladı. Tabii yani mümkün değil böyle bir şey. Onun söylediği perdeden beni biraz arada böyle beni az çok tanırsınız. Mizah katmayı seviyorum. Evet doğru. Hınzırlıkları vardı. Yani öyle değil ben ona. Biraz öyle şeylerimiz oluyor. Hoş. Güzel oluyor. Sonra o konuşuldu tabii. Konser bittiğinde etrafta o konuşuldu. Ne yaptın sen öyle kızı falan. Biz bu konserin kaydını alalım. Ama makam farkında bir o makam farkında oradan seçkiler koyalım yani epey bir bahsi geçti bu Heybeli Ada konseri. Kayıt olarak çok sizi memnun edeceğini düşünmüyorum çünkü hani burada görsel ama icraya ağırlık veriyoruz bazen öyle oluyor yani ama mesela, ne kayıtları burada kardeşimiz ve, güzel bir şekilde yaparlar. Bir de yani taş plakların mesela ya, evet. ona rağmen ne kadar tatlı bir havası. Ay, ev kayıtlarımız var ya evde evet. yani. Efendim nerede kaydedilmiştir bilmiyorum ama meçhul. Yani o bu meçhul olması da güzelliğini artırıyor. Belki Mehmet Bey bilir ondan mı almıştım. Hacı Arif Bey'in Nihaven şarkısı. Bakmıyor çeşmi siyah İmdat de
Nazim ay zerdinimden benim yâre. Aşkına dünyayı derdinden benim yâre. Yetişecek Gamze yetiş Merhabalar efendim, iyi bayramlar. Bayram özel programı yapıyoruz NTV Radyo'da. İki değerli konuğumuz var, Tom Meister'imiz Ufuk Tanger'le beraber. Dilek Türkan ve Bekir Ünlü Ataer. Müziğimizin iki medarı iftarı. Yeni neslin en değerli sanatçıları arasında bu ikisi. Biraz iltifat edeyim canım. Çok teşekkürler. Yani hiç daha önce söylememiştim. Estağfurullah, estağfurullah. İkinci bölümdeyiz şimdi. Son çalışmalarını esas almıştık her iki sanatçının da. Dilek Türkan, Suya Söyledim adlı albümü son çalışması Dilek Türkan'ın. Bekir Ünlü Ataer'e baktık. Türk Hava Yolları'nın bir serisi, 75 Büyük Bestekar dizisinde Çağdaş Dönem Bekir Ünlü Ataer'e emanet edilmiş. Ben önce o albümden şimdi birazdan çalacağımız şarkıyı seçmiştim. Ama diskoteyi karıştırırken yakınlarda diyebileceğim bir zamanda sağ olsun herhalde Ayten Hanım yolladı. Alaaddin Yavaşça'nın 90. Yaş Günü özel konserinin kaydı geldi. Ne güzel. Bir de baktım o şarkı ki Yavaşça'nın en tatlı, hoş, güzel şarkılarından biridir. O konserde de var. Albümde de var. Albümde de var. Bu tatsız akşam saati. Ya olmaz. Cama vurmayın ey hatıralar. Ne diyorsun, ne güzel şarkı. Evet, beni çok etkilemişti. Evet, ben de çok etkilendim o şarkıdan. Bir gene doğrusunu söyleyeyim. Albümden çok daha iyiydi icra. Yani ses kaydı kalitesi açısından. Albüm ne kadar da olsa aslında bir anlamda duyguyu yani... Birazcık daha sanki böyle alıyor demeyeyim de konserdeki o adrenalin, o heyecan, o seyirci farklı oluyor. Bir şekilde oluyor. 3 kişi de olsa, 5 yani kişi de olsa, 1000 kişi de olsa. Kanal kaydı sanki biraz böyle şey yapıyor, işi biraz daha mekanikleştiriyor gibi geliyor ama konserler tabii ki farklı. Evet doğru, kulağım çünkü biraz terbiye olmuş herhalde dinleye diye ama baktım bu daha güzel. Biraz da yani şarkı ve şarkının icrası için şunu söyleyebilirim. Benim aklıma böyle işte Mozart, Beethoven falan Batı klasik müziğin bestecilerin hayat hikayeleri filme alınır ya. Hı hı. Bu şarkıda böyle bir bestekarın işte toplum büyük kitlelere mal olmuş bir bestecinin, büyük kitlelere mal olmuş bir aryasının bestelenişinin canlandırılması sahnesi gibi. Evet, evet. Sözler öyle muazzam. Yani. Beste de harika. Bu tatsız akşam saatinde. Alaaddin Yavaşça'nın o güzelim Segah şarkısı. Müzik
Kaydını seyrederken bir de baktım. Dilek Türkan da sahneye çıkıyor. Ne hoş. Aynı konserden icrasını bu kez seçtim. Tango okumuştuk galiba, değil mi senin? Evet, düet yapmıştık. Öyle mi? Bir de o var. Bir de tango var. O kadar devamlı izleyemedim. Ama hikayesi de güzel. Hatta espriler yapılıyor orada. Ümitsiz bir aşka düştüm. Evet. Adlı şarkısı. Evet. Hicaz bir şarkı. Hikayesini alırsak zaman uzun olur. Ama hemen hemen her şarkısının bir hikayesi var. Sağ olsun. Evet. Ayten Hanım bunların hepsini derlemiş.
Şarkıyı bestecisinden tabii ki dinlemiştim. Alaaddin Yavaşça'nın o besteye kattığı böyle bir hazin buğu var. Bu gırtlak kırıklıklarından gelen de bir şey o galiba. Dilek Türkan onları yapıyordu. O incelikleri işittim. Elinize sağlık. Ne mutlu. Teşekkürler. Alaaddin Hoca'nın tabii çok çeşitli kayıtları var bu şarkıya dair. Eminim ki siz de o Beni Vuran kayıttan bahsediyorsunuzdur. O biraz daha eski bir kayıt. Ve böyle bir taş plak havası vardır o kayıtta. Yani evet. O çok iyi imkanlarla kaydedilmemiş belli ki ve iyi ki öyle olmuş. Gerçekten yaşayan bir kayıt o da. Belli ki etkilenmiş olmalıyım onlardan. Evet, evet. Güzelim Hicaz şarkı, Ümitsiz Bir Aşka Düştüm. Dilek Türkan seslendiriyor Alaaddin Yavaşça'nın 90. yaş günü özel konserinde. Söyleşiye devam. Aslında biraz üzerinde durduk ama güzel bir konu. Bu arada çok teşekkür ederim sizlere. Çok tatlısınız. Harika bir sohbet oluyor. Sorular hazırlamıştım falan ama hiç akıp gidiyor kendisi. Ama hoş bir konuya değinip duruyoruz ama biraz sanki üzerinde de durmak lazım. Sanatınızı belirli bir seviyeye getirmek için
eski kayıtları dinleme. Her ikinize de var. Burada söylediniz. Olmaz mı? Evet. Tabii. Ne diyorsunuz bu işe? İyi ki yani, var o kayıtlar. İyi ki var. Çok büyük bir şans. Tabii biz buna belli bir zamandan sonra ulaştık. Yani okulda okuduğumuz ilk dönemlerde hala kayıt cihazları vardı ya. O zaman kadar, böyle bir sosyal medyanın şeyi yoktu. Bu kadar faydalanmıyorduk. Kasetler vardı. Yalvarırdık hani ne olur işte hocalarımıza, arkadaşlarımıza elinizdeki o kaydı verin diye. Ama hani onlar da o kadar değerliydi ki paylaşmakta güçlük çekiyordu birçok kişi elindeki kayıtları. Ve birçok şeye ulaşamıyorduk. Sonra çok kısa bir süre içinde eminim ki aramızda bir yıl fark var Bekir'le. İşte ben belki 2'deydim, 3'deydim. O da 1'deydi, 2'deydi. O sıralarda bir anda kayıtlar dolaşmaya başladı. Çünkü MP3 diye bir şey moda oldu. Herkesin artık eline ulaşmaya başladı. Ve biz çılgına döndük. Gerçekten çılgına döndük. Bir de kayıt kıtlığı vardı. İnsanlar vermiyorlardı kayıtlarını. Evet. Yani bizden önceki abilerimiz ellerinde koca koca teyplerle bizzat Bekir Bey'in ders kayıtlarını çekmişler. Mesela ama o kayıtlar farkındaysa Bekir Sıtkı Hoca'nın. Üçte onlara ulaşmam. Fakat yani herkes kendi arşivini yapmış. Tabii hocanın böyle o inceliklerini, o nüanslarını da insanlar bir şekilde paylaşmak istemiyor. Bizim camia da vardır o yani. Bir süre sonra her şey ortalığa döküldü. Yani o çok güzel o oldu zenginlik yani. Oldu bizim için. Çok büyük bir zenginlik oldu. Ben hatırlıyorum, Yeditepe Üniversitesi'nde ders verirken orada gezdirmişlerdi beni. Binlerce taş plağı MP3'e çeviriyorlardı ve aynı zamanda da o çıtırtıları veya hasarları da en aza indirmeye çalışıyorlardı. Muazzam. Tabii burada dikkatimi çekti. Hani matbaa bize şu kadar sene sonra geldi derler ya. Ne enteresandır. Tabii ki çağın da özellikleri var ama yani müzik, Türk müziğine ses kaydı hemen gelmiş ve hemen de çok geniş kitlelere nispi olarak o zamanki koşulları düşünürsek çabuk yayılmış. Dolayısıyla TRT'nin de daha sonrasında çok büyük katkıları var. Doğru. Sadece taş plaklar değil, daha sonrasında o büyük ağ bantlara bütün programlar, önemli solistler tabii ki o kapıdan girmiş ve çok güzel eserler bırakmışlar geride. Ben de kendi adıma çok büyük bir şansa eriştim. Tabii bu şansı, her tür şansı insan kendi yaratıyor bir şekilde. Biraz da öyle oldu. İstanbul Radyosu'ndaydık, Bekir de, ben de. Ve o zaman istisnai kitle olarak çalışıyorduk biz ve her çalışanın işine son verildi. Yani biz oraya giderken bir anda artık TRT'nin kapıları kapandı o bize. O yıl hatırlıyor musunuz? 2001'di. Ve o çok büyük bir yara açtı bizim içimizde. Fakat hani daha küsmüş, daha haberi yok misali. Hani hiçbir şekilde kişisel olarak algılamayıp ben orada radyo programı yapmaya başladım. İstanbul Radyosu'nda. Eski Sesler diye bir program yaptım. Bana icracı olarak, eğer ben Türk müziğinde bir icracıysam, en büyük faydayı sağlayan ne TRT'de geçirdiğim ses sanatçılığı ne başka bir şey yaptığım radyo programlarıydı Oğuz abi. Yani o kadar çok şey aldım ki oradan. Bir kere onun içinde yer almak, her dakika, her saniye dinlemek, mukayese etmek ve biraz onların hayatlarına dalmak. Derken yani bir radyo, yani ben artık radyocu mu olsam falan demeye başladım çünkü müthiş bir şey açtı. Radyoda öyle bir program yapımcıların özellikle bir anlamda deneysel bir çalışma oluyor. Yani kendini de bir şekilde dışarıdan da olsa gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü sanatçı bunu tek başına pek yapamıyor ama o kayıtların içinde ne kadar aslında büyük bir unvanı açıldığını görüyorsun. En çok, çok büyük kayıtlar. Dönem biz de vesileyle o kayıtlara istifade ettiğimizde ya hakikaten bu işin dedenin dediği gibi bir okyanus olduğunu, bizim bırak paçayı da paçayı arıyoruz biz ya, bırak sivamayı. Ya uçsuz bucaksız bir okyanus. Yani bugün tabii bu kadar kaydın ortada olması ve ulaşılabilir olması çok avantaj. Çok büyük bir avantaj ama bazen de maalesef insanoğlu az olan şey daha değerli oluyor ya. Hani çok olduğu zaman değerini anlayamıyoruz. Hani inşallah o noktadan uzaklaşır ve daha farklı düşünür insanoğlu bundan sonra. Ama tabii böyle gelmiş, böyle gidiyor.
biraz da dezavantaj bence. Hı. Gençler için söylüyorum. Evet. Yani hani bugün bu kadar kolay ulaşılabilir bir şey ama inanın yani çok çok fazla dinlediklerini düşünmüyorum. Hı. Dinliyor olsalardı bugün evet, biraz daha farklı öyle kenarda durunca yani daha şöyle... da değerli oluyor. Biraz onun içinde uğraşıyorsunuz. Evet, bir emek sarf öyle bir motivasyon oluyor. Ama şu var. Oradaki kaydın bir şekilde dinlenebilmesiyle bizim aracılığımızda oluyor. Yani biz bir şey ortaya koyduğumuz zaman bizim üzerimizden insanlar farklı kayıtlara da ulaşabiliyorlar. İşte o bence yanlış bir sistem. Keşke, çünkü biz öyle yapmadık. Ben kendi adıma öyle yapmadım. Yani asıl kaynağa ulaşmak, kaynaktan bugüne doğru yaklaşmak. Yani bence doğru olan sistem bu. Çünkü evet yapılan, haklısın. Bugün yapılan, işte modernize edilen bir müzikten mesela Neveser Kökteş'in Ruhumda Neşe Hayale Daldım. Hani bu şarkıyı yapılan modern kayıttan dinleyip Safiye şeyin Sabri Tur Gülerman'ın da söylediği varmış diyen birkaç kişi var. Ama ben diyorum ki hayır, benden dinleyip oraya ulaşması bence çok büyük bir tehlike. Yani bu büyük bir tehlike arz ediyor. Hayır, oradan gelip keşke bana ulaşıyor olsa, bize ulaşıyor olsa. O zaman her şey çok yani daha farklı bir bakış açısı ama ben her dönemin kendine ait bir icra şekli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu tabii ki çok fazla deforme etmeden bir şekilde sen de ben de hani beraber okuduğumuz konserlerde de biz farklı bir havaya sokabiliyoruz. Birebir aynısını okumak değil ki. Evet. Zaten aynısını okuma şansın yok. O dönemin kayıtları, o dönemin şartları... Ama genelde feyz alma denir hani. Biz, yani. Biz bir şekilde tavrı muhafaza etmek. Öyle ortaya bir üslup koyabilmek ya. Ama bu bugünün anlayışıyla da yeni bir evet. icra şekli oluşuyor. Öyle en çok başlıyor ama. Şöyle yapalım. En çok mesela kimi... Hafız Kemal dedin ama o gazel için miydi yoksa icra için? Gazel için. Şarkılarda mesela çok daha mesela eşimle dinliyoruz bazen. Ya çok sert okuyor diyor. Çok böyle belki o dönemin kayıtları, o dönemin okuyuş stili böyle karikatürize gibi geliyor ona mesela. Çok Hafız buruna verdiği için böyle o rezonans farklı tınlıyor. Bizim sert duruşlar oluyor. Sert duruşlar oluyor ama gazelde uçuyor mesela. Evet. Şarkı olarak ben mesela şarkı formunda kadın bestekarları da dinliyorum. İşte sanatçıları. Münir Bey'i de dinliyorum. Bekir Hoca'yı farklı bir şey. Herkesten farklı bir şey oluyorsun. Yani evet. Biz burada çiçek polen toplar gibi topluyoruz. Ya bu iş böyle. Ondan sonra da işte Dilek Türkan bugün başka bir yerde bizim müziğimizi temsil ediyor. İşte biz de evet. Farklı bir açıdan olayı değerlendiriyoruz. Bunu hep yaptık. Yani ben mesela bir dönem Safiye Ayla'ya çok takıldım. Gece gündüz dinliyorum. Sonra bir yerde bir solo yapıyorum. Çıktım da diyor, üzülüyorum ya. Hani Safiye Ayla gibi söyledin. Neden öyle söylüyorsun? Ama elimden gelmiyor diyorum. Öyle oluyor. Sonra Sabri Tur Gülerman. Sonra Nesin Sipahi günlerce onunla çok meşgul oluyorum. Sonra bir bakıyorum Nesin Sipahi gibi söylemeye başlamışım. O beni üzüyordu o zaman. Hayır, ben öyle olmamalıyım derken. Tabii çok önceki zamandan bahsediyorum yani müzik adına, geçmişten kendi adıma. Sonra bir şey olmaya başladı. Niye olmuyor? Ne o? Acaba o mu bu mu? Hayır, hiçbiri değil olmaya başlıyor. Mesele aslında şimdi aynı şeyi ben kendi mesleğimde de yaşadım. Yani işte ben de işe başladığımda o zamanlar... Mutlaka etkilendiğiniz vardır bunun. Elbette. Hatta yani işte... Amerika'da Walter Cronkite vesaire onlara takılmıştım bir süre. Aynı şeyleri ben de düşündüm. Onlar gibi oluyorum. Niye kendi? Hayır, bu zamanla evet. Gittikçe yeter ki bu işe eğil ama. Evet. O nasıl yapıyor? Ne? Nasıl evet. sunuyor? Nasıl icra ediyor? Bir süre sonra biraz taklit ediyorsunuz ama ondan sonra eğer o bilinç de varsa. Evet. Hayır, evet. Kendi üslubum olacak. Bilinci de varsa o kendiliğinden zaten oluyor. O yüzden... Ya zaten herkesin DNA'sı farklı, herkesin atomik tabii, yapısı farklı. Yani mümkün değil aynı olman. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma hiç sıkılmayın, taklit edin. Hı-hı. Ama hı-hı. Bu bilinçle taklit edin. Kendi üslubunuzu yaratmak amacıyla, kaygısıyla taklit edin. Mutlaka kendi özgün üslubunuzu yakalayacaksınız. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bizde yani asıl çıkış noktamız bizim Türk müziğinin mottosu. Femmi Muhsin diyor. İyi bir ağızdan dinleyeceksin. Artı evet. Meşk usulü. Evet. Şimdi Üsküdar Musiki Cemiyeti öyle kurulmuş. Yani çatısı öyle kurulmuş. Evet. Şimdi dinlemeden hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Evet.
Peki önümüzde birlikte çalışma varmış. Çıtlattınız bana, ayrıntıları alalım şimdi. Yani ayrıntıları açıkçası biz de Derya'dan öğreneceğiz. Bu Ruhban Okulu'ndaki konserimizde bize bir çıtlattı. 15 Ekim'de bir konser. Küçükçekmece Belediyesi. Küçükçekmece Belediyesi. Aslında yok, Küçükçekmece Belediyesi'nin sezon açılış konseri bu. Aynı zamanda bu kültür etkinliklerinde açılışı olacak. Karagöz şarkıları. Karagöz şarkıları olacak. Tekin'le birlikte söyleyeceğiz. Yani Karagöz icra edilirken orada çalınan şarkılar. Çalınan şarkılar. Evet, evet. Çok keyifli şarkılar var. Birazcık böyle onların üzeri örtülmüş ve unutulmuş. Biz böyle her zamanki gibi yerimizde duramayıp o tozlu raflardaki tozları böyle temizlemeye gayret ediyoruz güzel, şimdi. Çok tatlı. O şarkılar icra edildi ama çok sık olmamakla birlikte. Evet, söylendi bugüne kadar ama çok az. Şimdi biz de onları söyleyeceğiz. Ya şimdi kayıtları var baktığınızda ama kim biliyor ya da bilen mutlaka meraklısı vardır ama onları tekrar gündeme getirmek de bizim işimiz. Bir çeşit arkeoloji ya. Ya evet, arkeoloji çok güzel. Bir de bunlar hani bir misyon da değil. Yani bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Çoğu konuşmada hani bu geçiyor, bu bir misyon, bu müziğin devam etmesi, işte bu bir hizmet. Hayır, bence bu bir hizmet değil. Bu bir insanın kendine hizmeti. Kendi gönlüne, kalbine hizmeti. Yani benim kendim için yaptığım en büyük şeylerden biri bu. Klasik müziğe, musikiye hala muhabbet duyuyor olmak. Hala diyorum. Hani bu yanlış anlaşılmasın, hala tabii sözü. Modern müzikle de bu kadar haşır neşir olmamıza rağmen ben kendimi alamıyorum. Çünkü beni besleyen şey o. Bir kaynak noktası, bir besleyici bir şey olması gerekiyor. Ve biz onu Türk müziğinden o kaynağı kendimize aktarıyoruz. Biz o tatmine, mutluluğa erişiyoruz. Müzik zaten olduğu yerde. İnsanlar gelip geçiyorlar. Onun içinde ne kadar şey kapıp alırsak kendimiz için fayda. Karagöz müzikleri deyince özel besteler mi var yoksa dönemin şarkıları? Hayır, o dönemin. O dönemin özel bestelerden olabiliyor. Karagöz için de özel bestelenmiş eserler var. Halihazırda geleneksel müzikten adapte edilen şarkılar var. Ne güzel. Hı-hı. Merakla bekliyoruz. Hı-hı. Peki sizden sonra gelen nesil ne dersiniz? Hep konuşulan bir şeydir. Mehmet Bey kulakları çınlasın. O hiç de umutsuz değil. Türk müziğinde yepyeni bir nesil geliyor. İnsanlar il gösteriyor diyorlar. Ne dersiniz? Çok güzel, yetenekli çok iyi arkadaşlarımız da var. Şu an bizim mevcut koromuza da katıldılar. Yaşayacak yani. Misafir sanat umutsuzluğa kapılmamak. Yani umutsuzluğa kapılmamak lazım. Dileğin de söylediği gibi bu iş gönül işi. Yani önce bu işi kendi içinizde şey yapmanız lazım. Olgunlaştırmanız, istemeniz lazım. Ama misyon noktasında evet, biz ne kadar misyonu kabul etmesek de bizi bir yere koyuyorlar. Yani bir sonuçta bir geleneğin bir misyonu gibi bu. Hani sonuçta çok yapılan bir şey değil. Herkesin bu şekilde ince eleyip sık dokuduğu bir alan değil. Herkes bizim kadar meraklı değil belki de. Hı hı. Ama şimdi bakıyoruz, yeni giren genç arkadaşlarda bu işe sevdalılar var, meraklılar var. Benim hiç bilmediğim, duymadığım kaydımı bana dinletenler var. Hı. Yani bizi böyle bir farklı bir yere koyuyorlar. Bu güzel bir şey. O zaman diyoruz ki bu heyecan hiç bitmesin. Ben de çok umutluyum. Hı. Yani zaten umut etmekten başka bir çare yok bence. Ve gerçekten çok umutluyum. Çok yetenekli kişiler var. Bilgilere çok rahatlıkla ulaşabildikleri için biraz daha dolu geliyorlar aslında. Ve bu müziğin içinde yer alacak çok şanslı insanlar var. Umarım onlar o kendi şanslarının farkına varsınlar ve gerçekten bu müziğe hızla girsinler. Yani hiç tereddüt etmeden girsinler. Benim aklıma da şu geliyor. Hani çok şikayet var. Gençler Türk müziğine ilgi göstermiyor. Olabilir. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ama Orhan Veli'nin şiiri gibi. Yaşça bir köşeyi döndükten sonra denizi göreceksin, sakın şaşırma. Kesinlikle. Yani evet, tekrar kendi müziğiyle buluşuyor insanlar belirli bir yaştan sonra anladığım kadarıyla. Ben evet, en azından oldun. Bunu yaşadım. Ama bizim zaten genetik kodlarımızda da var. Bu yani ninniyle başlıyor makamsal. Evet. Ezan 5 vakit okunuyor. Evet. Bütün yani o kadar kabul etmesek de yani normal hayatın akışında sonra bir süre sonra ya bir boşluğa kapılıyorsun ve böyle
enteresan bir şekilde benim eşimin mesela çok Türk müziği bilgisi birikimi yoktu. Tango öğretmeni, tango evet. Yani aslında dans yakın öğretmeni. Yakın evet, tango müziği değil de. Tango müziği değil mi? Tango dansı ama tangonun şimdi derinliğine o da daldı mesela. Evet. Dilek'ten işte duydukları falan benim eski dinlettiğim kayıtlarla. Sonra bir bakıyorsunuz ya bir şekilde baş başa kalıyorsunuz o müzikle. Evet. Ya o bir şekilde size evet. bulaşıyor. Yani çok çevremde öyle arkadaşlarım, dostlarım var. O iklimde yaşıyoruz sanki o yani müzik dediğimiz ya şey aslında. Bu coğrafyada var o yani dönüyor. Tanrı'nın, Allah'ın frekansları evet. yani onları bir araya getirip derliyorsunuz ve ortaya bir şeyler çıkarıyor. O bu kültürel olarak o bizim üstümüzde dolaşıyor yani. Evet. Bir süre sonra onunla buluşuyorsunuz evet. galiba. Bir çok kısacık bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Türk müziğiyle ilgili. Bu müzik Türk sanat müziği diye adlandırılan bir dönem yaşadı. Yani klasik Türk müziği, Türk sanat müziği adı altında toplandı. Ve bence bu talihsiz bir dönemdi. Talihsiz sanatçılar oldu evet. o dönemde. Onun etkisi bugün azalmaya başladı. Ve bence gerçek Türk müziği, klasik musiki, İstanbul müziği diye de adlandırabileceğimiz müzik bugün tekrar doğuyor. Ve işte o 70'ler, 60, 70, 80'ler diyelim. Kayıp bir dönem bence. Yani orada birkaç yanlış noktaya giderek müziğe, Türk müziğine zarar verilen bir dönem var. O dönem şu anda kapatılmaya başlandı. Yani onun etkileri olabildiğince azalmaya başladı ve bu sayede gençler gerçek klasik Türk musikisine ilgi duymaya ve keşfetmeye başladılar. Bence o döneme kıyasla önümüzdeki 10, 20, 30 sene çok çok daha bu müzik için güzel yıllar olacak. Evet. Çok umutluyum o açıdan. Bestekarlar için de aynı şey söylenebilir. Tabii ki Alaaddin Yavaş'ta mesela klasik dönemin diye yani klasik müzikide son ama çeşitlilik hep var ama ya. Bir de çağın gereği de var yani. Yani öyle Hayat Hoca'nın karları da var, Göksel Baktagir var, Birol Yayla evet. var, Cengiz Onural var, başka evet. bir yığın isim var. Onlar da kendilerine göre gidiyorlar. Ya bence Oğuz abi bu sanatçıların huzursuzluğudur. Hmm. Yani sanatçı huzursuzdur. Yani her dönem insanlar yeni bir şeyler de ortaya yani huzursuzluktan ziyade biraz da ego. Yani herkes döneme o kadar büyük bir kere Tamburi Cemil Bey diye ya. Bir gerçek var. Yani ama her gelen de bir Tamburi Cemil Bey'in yaptığı devrimi yapma çabasında. Yani herkes ortaya bir şey koyup bir iz bırakmak sevdasında. Tabii bu farklı yollara gidip belki müziğin o şeyini bozabiliyor. Hı. Bizim çünkü enteresan bir müzik. Bizde çok fazla oynayamıyorsun yani. Belli bir şeyi var. Türk müziğinin belli bir kalıbı var. Ama onlara da bazen şey yapmıyorum, çok da yadırgamıyorum. Çünkü Alaaddin Hoca da tango da bestelemiş, modern şeyler de yapmış, klasik de yapmış. Ama bizim beslendiğimiz asıl kaynak klasik. Evet, doğru. Yani yeni şeyler de yapılmalı bence. Doğru. Şimdi gene biraz icra diyelim, müzik diyelim. Suya Söyledim'den bir parça seçtim. Rast, Neveser Hanım. Evet. Sevmek seni bir suç ise... İçinden caz geçen bir evet. Neveser Kökleş bestesi. Hatta bas gitar dikkatimi çekti evet. bu kayıtta. O da Dilek Türkan'a bir iltifat ediyor ki sormayın yani. Erkan Oğur'la aslında bir işte. Çekiyoruz. Bu şarkıda onun yorumu var. Biraz evet farklı bir yorum. Alışılagelmişin dışında bir yorum. Ama bu da birçok şey gibi aslında deneme ve hani modern müziğin içinde işte biz de varız ve bunlar da yapılabilir demekten öteye gitmiyor aslında. Yani bir Neveser Kökteş eseri çıplak sesle hiçbir enstrüman olmadan dinlenebiliyorsa yani onun üzerine çok da bir şey koymaya aslında lüzum yok. Ama bu da bizi besleyen bir şey. Bizim hani farklılık adına, değişik tatları duymak adına yaptığımız şeyler aslında. Evet. Şimdi Bekir Ünlü Ater'den bir seçkiye gelelim. Yaptığım seçkiler tabii son albüme bakılınca biraz damardan tanımına denk geldi. ama çok sevdim bu kaydı da. Bu şarkı da Rast, bir önceki gibi. Ben Küskünüm Feleğe. Baki duyarlar. Allah rahmet eylesin. Ben küskünüm feleğe,
düştüm bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye. Nerelere gideyim? Ah, kara bahtım gülmeye. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. Ben ettim feleğe, verdi bana bu derdi. Ben ettim feleğe, verdi bana bu derdi. Yıllar ağlattı şu gönlüm, güldürmedi. Yıllardır hep ağlattı, ah, şu gönlüm güldürmedi. Ben küskünüm feleğe. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Evet, gerçekten öyle. İyi ki varsınız her ikiniz de. İnşallah sizin gibiler müziğimizi yaşatmaya ve üst seviyelere getirmeye devam ederler. Yani lafın gelişi, geleneğimizle söyledim bunu ama eminim bundan öyle olacak. Umutlusunuz müziğin geleceğinden. Çok, çok evet. Bayram mesajı vermek ister misiniz? Bu da bir klişedir ama gelenektir. Bence Türk müziğini... Güzel bir gelenek. Evet. Türk müziğini... seven zaten büyük bir kitle var. Sizin de bu çok katkınız var bu makam farkı özellikle son dönemde. Mehmet Bey'e selamlar Mehmet bu arada. Bey, Mehmet abiye de selamlar. Çok ciddi bir yol kat etti. Çok başka bir yere taşıdı. Çünkü NTV bir haber kanalı. Böyle bir haber kanalında böyle bir programın olması bizim için çok büyük bir güzellik. O yüzden hep diyorum ki Türk müziği size ucuz efkarlar vaat etmez. Bu gönül telini titretir. Gerisine karışmaz. Yani Türk müziğinden ayrılmasınlar bence. Evet. Bayramda da böyle Türk müziği tadında bir bayram olsun diliyorum. Direkt. Evet, zor günler geçirdik. Bazen umutlarımız tükendi, bazen yeşerdi. Bayram demek, bayram coşkusu demek, birlik olmak demek aslında. Ve bunu, bu coşkuyu biz artık sadece bayramda değil, senenin 12 ayında... ömrümüzün sonuna kadar bu birlikteliği yakalamamız gerekiyor. Artık evet. O günleri yaşıyoruz. Ve benim en büyük dileğim o. Birlik olmak, beraber olmak ve hep bir arada farkında sağlıkla, olmak. Huzurla yaşamak. Evet. Evet, ne güzel söyledin. Gerçekten hoştu. Çok teşekkür ederim bu güzel teşekkür dakikalar ederim. İçin. Benim için de zevk oldu. İyi ki
Safiye Kılıç ve NTV Radyo ekibi bunu düşünmüş. Bir araya geldik burada. Kapatırken gene düet seçtim. Yine aynı programdan. Çok gerçekten hoştu. Rahmi Bey, Güfte ve Beston'u. Zaten Rahmi Bey'in hep öyle galiba şarkıları. Makam Şehnaz. Ey Dilberi iş ve bas. Aa, ne güzel. Hoşça kalın. Sürpriz oldu. Ey Dilberi iş ve NTV Radyo'da bayram. Oğuz Aksever, Dilek Türkan ve Bekir Ünlü Ataer'i ağırlıyor.